İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki tarihi Dilaver Köprüsü onarılmayı bekliyor. Batı Ermenistan'daki Sübhan Sipan Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 102 kişi koronavirüse bulaştı. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi Genel Sekreteri görevine Patrick Hovakimyan'ı aday gösterdi. Rus Sparta 2 gemisi Suriye'ye yaklaşık 850 ton insanı yardım gönderdi. Daniel Varujan'ın Ekmeğin Şarkısı derlemesi Konstantinopolis'te çevrildi ve yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Dikranagert ilinin Çınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 400 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Dilaver Köprüsü'nün bakımsızlıktan dolayı her geçen gün yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen çevre sakinleri yetkililere seslenerek bu tarihe sahip çıkılmasını istedi. Tarihi yapısı ve güzelliğiyle ardından söz ettiren köprünün onarılmasını isteyen çevre sakinleri onarılmaması durumunda yıkılıp gideceğini kaydetti. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Çaldıran ilçesindeki Süphan Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Süphan Gölü kıyısında çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Balıkların yaklaşık 20 gün önce toplu olarak öldüğü tahmin ediliyor. Göl suyunda herhangi olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler alanda incelemede bulundu. Suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Kentteki bazı göllerde zaman zaman su sıcaklığındaki ani değişiklikler oksijen seviyesini düşürüyor. Bu da balık ölümlerine sebep oluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan habere göre 7 Mayıs'ta saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 102 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Toplamda 2884 koronavirüs vakası 7 Mayıs'ta doğrulandı. Son günde 1186 olmak üzere toplam test sayısı 28.017. Son günde 48 artışla şu anda 1648 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre son günde 50 kişi olmak üzere 1285 kişi iyileşti, 2 artışla 42 hasta öldü. Koronavirüs teşhisi konulan 2 vatandaş diğer hastalıklardan öldü. Bu tip vakaların toplam sayısı 9. Executive Gov'un aktardığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Patrick Hovakimyan, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Genel Sekreteri görevine Başkan Donald Trump tarafından aday gösterildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Hovakimyan'ın paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen'in departmanlık başkanı olarak görev yaptığı da ifade edildi. Hovakimyan'ın kariyeri, ulus aşırı organize suçla mücadeleyi yönettiği Adalet Bakanlığı'ndaki 6 yıllık çalışmayı da içeriyor. Rus kargo gemisi Sparta 2, Suriye'nin Tartus limanına yaklaşık 850 ton insani yardım taşıdı. Açıklamada Suriye'deki Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Malzeme ve Teknik Destek Grup Başkanı Tümgeneral Andrei Terihukov'dan geldi. Terihukov, insani yardım olarak Rusya Federasyonu'ndan Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Tartus limanına yaklaşık 850 ton yiyecek teslim edildi, dedi. Ona göre insani yardım savaşan tarafları uzlaştırma merkezinin 7 bölgesel bölümüne teslim edilecek. Bazı ürünler özellikle ihtiyaç duyulan Fırat'ın doğu illerine gönderilecek. Terihukov, Rusya Federasyonu'nun 2016'dan bu yana 2000'den fazla insani eylem düzenlediğini ve Suriye halkına 4000 tondan fazla gıda bağışladığını hatırlattı. 1915 yılının 24 Nisan'ında tutuklanan ve ölüme yollanan Batı Ermenistan'ın büyük yazarlarından biri olan Daniel Varujan'ın eserleri Türkçe'ye çevrildi. Konstantinopolis'teki Ermeni Aras Yayın Evi Ohanne Şaşkal'ın tercüme ettiği Ekmeğin Şarkısı adlı şiir derlemesini yayınladı. Türk Gazete Duvar Gazetesi Varujan'ın eserine ve derlemenin çevirisine atıfta bulunarak şöyle yazdı. Ekmeğin Şarkısı, geçim kaynağı olan kırsal yaşamı son derece ayrıntılı, canlı ve tutkulu bir dille şiire dönüştürdü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hiyo Hiyo adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.